Efendim Beyaz TV klasiği sürmanşette gündeme dair çok önemli konular masaya yatırıldı. Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti milletvekili Osman Gökçek, CHP kurultayı sırasında ortaya atılan delegelerin oyları parayla satın alındı iddialarını masaya yatırdı. Özgür Özel Genel Başkan seçildi ama orada seçilmesiyle birlikte bir şaibe atıldı ortaya. Evet. Yani Özgür Özel'in aslında oraya delegelere verilen paralarla seçildiği iddiası. Evet. Gündemde. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Detaylarını sizden dinleyelim. Bakın şimdi öyle bir iddia ortaya atıldı ki bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından gazetelere de yansıdı. Şimdi bir para iddiaları ortaya atıldı. Bu para iddialarına göre 4 tane döviz bürosu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinin olduğu gece açılıyor. Bu döviz bürolarının ismi Taç Döviz, ATS Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz. Bu kişiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Tolga Ağan Erdoğan gazetelere beyanat veriyor. Ben oradan size okuyorum. Ve burada 1,5 milyar TL karşılığı, yani eski parayla 1,5 katrilyon karşılığı bir para dolara çevriliyor. İddiaya göre 8 tane araç ile Şişhane'den alınan kişiler Uber'den kiraladıkları araçlarla bu döviz bürolarına gidiyor. Ve bu döviz bürolarını açarak 1,5 katrilyonun karşılığı dolar alınıyor. Neden dolar alınma iddiası ortada? Çünkü takdir edersiniz 1,5 katrilyon gibi bir para bir mekana girip dağıtılması inanılmaz imkansız gibi bir durum. Peki bu para nasıl dağıtılacak? Bunlar dolar haline çevrilerek para küçültülme durumuna gidiliyor. Anlatılan iddia bu yönde. Bakın bunu ben anlatmıyorum. Çok çarpıcı bir iddia. O gece mi dağıtılıyor bu para? Bakın, daha sonraya da bırakılıyor. O paralar delegelere dağıtılıyor. İddia bu yönde. Peki bu paraların dağıtılmasındaki en büyük önemli olan kişilerden birisi kim diyorlar? Özgür Karabat. CHP'li Özgür Karabat da biliyorsunuz şu anda mali işlerle konuyla ilgili CHP'nin başına geldi. ATS Gold denilen döviz bürosunun sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül'ün başkan vekilinin damadı. Ve bu kişi Mehmet Masum Atasav denilen bir kişinin burası ve bu kişi vefat etmiş. Bunun damadı da şu anda başkan vekili olarak görevine devam etmekte. 1,5 milyar TL, 1,5 katrilyon paranın gece dolara çevrilip dağıtılmasında bu para nereden geldi? Bu parayı kimler temin etti? Kimler dağıttı? Bakın buradan devletin bütün yetkililerine bir milletvekili olarak sesleniyorum. Eğer bu iddialar doğru ise inanılmaz bir skandal var Duygu Hanım. Elbette ve suç. Duygu Hanım. Aynı zamanda Allah aşkına, bu kongrenin de iptal bakın, edilmesi gerekir eğer bu iddialar doğruysa. Duygu Hanım 1,5 katrilyon para ne demek? Ya bir düşünebiliyor musunuz paranın büyüklüğü? Bu iddiayı yalanlayacak varsa, bakın bunu ben demiyorum, CHP'liler söylüyor. Laleli Ordu Caddesi 5 Kasım tarihli MOBESE kameralarını izletmeye davet ediyorum. Yer veriyor, sokak veriyor, cadde veriyor. Nokta atışı. Evet. Ben bu partinin üyesiyim. Kemal Bey'e olan desteğimi gizlemiyorum. Bir şey bilmesem bu iddiayı yazmam. Sözlerimin arkasındayım. Biz iddiamızın arkasındayız. Açık açık isim veriyorum. Devlet gerekeni yapsın. MOBESE kameralarını açıp 5 Kasım tarihinde hakikaten böyle bir trafiğin olup olmadığı incelensin demiş. Bu para nereden geldi? Ve bu paranın İBB kaynaklı olduğu iddiası çok ciddi olarak ortada. Bakın bu çok önemli bir mesele.